Şu an yılın 1980 olduğunu düşünün. Türkiye darbeyle boğuşur durumda. Farz edin ki o zaman da YouTube varmış. Takip ettiğiniz kıyam kanalında bir video yayınlanmış. Küçük resminde şöyle yazıyor. Türk üretimi yerli uçağımız ilk defa tatbikatta görev aldı. Bu küçük resmi görünce videoya tıklamazdınız. Çünkü o kesin olarak bir clickbait, yani tık tuzağı olmalıydı. Aynı senaryo 1990'da ya da 2000 yılında olsaydı da aynı muameleyi yapardınız. 2010'da çoğunuz tıklardı. Çünkü o tarihte bu olayın gerçek olma ihtimali vardı. Türkiye'nin 2000 sonrası savunma atılımlarının ufak ufak meyvelerini almaya başladığı döneme denk geliyordu o yıllar. Ama yıl 2021. Şu şu an bu videoyu izliyorsanız tıklarken biliyordunuz ki bu bir clickbait değil. Kesinlikle gerçektir. İşte birçoğumuz Türkiye'nin savunmada ciddi bir yol kat ettiğini kabul etmese de bu algı farkı bile aslında nereden nereye diyebileceğimiz kadar ilerlediğimizi gösteriyor. Başlamadan kısa bir hatırlatma. Bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 24 Mayıs'ta Konya 3. Ana Jetüs Komutanlığı'nda bir tatbikat başladı. Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı. Aslında bu her yıl düzenlenen bir tatbikat. 2009 yılından beri yılda iki defa yapılıyor. Ve 2012 yılından beri de her yıl bu tatbikatlardan biri uluslararası katılımla yapılıyor. Bu yılın tam katılımcıları dost ülkelerdi. Azerbaycan, Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Slovakya'da vardı aslında ama 5. günde açıklama yapmadan ayrıldı. Amerika da katılacaktı ama o da açıklama yapmadan katılmaktan vazgeçti. Bu dönemde yaşadığımız gerginliklerdendir muhtemelen. Amerika'nın katılmaması bence en iyisi. Hani zoraki ağırladığınız misafirler vardır. Özel günlerde gelirler ve kovamazsınız. Amerika'da öyle bir şey işte. O yüzden bizden ne kadar uzak olursa o kadar iyi. Neyse mesele şimdi katılımcılar değil. Bugün meselemiz Hürkuş'un yeni modernize edilen versiyonu. Yani Hürkuş hava yer entegrasyon uçağının ilk kez bir tatbikatta boy göstermiş olması. Bu bahaneyle Hürkuş projesini konuşalım istedim. Bütün versiyonlarını elbette konuşacağız ama bu tatbikata katılan versiyonu Hürkuş'un görev eğitim versiyonu. Farklı versiyonlar dedim çünkü Hürkuş böyle bir avantaja sahip. Uçağın bütün tasarım bilgisi bizim kontrolümüzde. Bu yüzden de istediğimiz değişiklikleri yaparak yeni bir versiyon oluşturabiliyoruz. Tabi bu iş bir oyun değil. Bu değişiklikler sadece yeni versiyon üretmek için yapılmıyor. Hava kuvvetlerimiz ihtiyacını bildiriyor. Ona göre gereken değişikliklerle yeni versiyon ortaya çıkıyor. Bu uçakların her bir kanadında üçer tane farklı harici yük istasyonu var. Uçakta toplam istasyon sayısı da 7. Bu sayede uçak için istenen misyon neyse tasarım hızlıca ona dönüştürülebiliyor. Bu durum aslında bütün yerli savunma ürünlerimiz için geçerli. Elinizde kendi ürettiğiniz bir ürün oluştuğunda onu geliştirerek bir sürü farklı silah ya da mühimmatı hızlı elde edebiliyorsunuz. Mesela en iyi olduğumuz konu olan insansız hava araçları. Yakın zamanda envantere girecek olan dev ihalarımızı yani Akıncı ve Aksunguru düşünün. Anka ve Bayraktar tecrübemiz olmasaydı bu büyük platformları belki rüyamızda görürdük. Yani tasarımı kendinize ait olan bütün silah sistemleri daha gelişmişinin ya da ihtiyaca göre farklı versiyonunun hızlı üretilmesinin önünü açar. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Gelelim Hürkuş projesine tekrar. Hürkuş TUSAŞ tarafından tasarlanıp geliştiriliyor. Adını hepinizin bildiği Vejet'i Hürkuş'tan alıyor. Her ne kadar bizim sinemamız onu sadece bir mizah karakteri olarak anlatsa da o büyük bir pilot ve mühendisti. Şu an Bejet'i Hürkuş'tan detaylı olarak bahsetmeyeceğim. Çünkü onun hayatını anlatmıştım. Kanalda videosu var onu izleyebilirsiniz. İsmi Vecihi Hürkuş'tan esinlenilen projenin başlangıcı 2006 yılına kadar uzanıyor. 2006'nın Mart ayında Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı projesi yürürlüğe girdi eğitim uçağı ihtiyacımız vardı. Bu projenin esas amacı da işte bu ihtiyacı gidermekti. Turboprop yani pervaneli bir uçak görünce sanki çağa ait olmayan bir uçakmış gibi geliyor insana ama kesinlikle öyle değil. Hava kuvvetlerinizin envanterinde modern savaş uçaklarının ve onların modern mühimmatlarının olması elbette önemli. Ama bunlar kadar hatta bunlardan daha da önemli olan şey askeri pilot eğitiminizin güçlü olması. İyi pilotları olmayan bir ordunun iyi savaş uçaklarına sahip olması araba kullanmayı bilmeyen birinin evinin önünde bir Bugatti Chiron'un durması gibi bir şey. Pahalı süs eşyasından öteye geçmez. İşte o pilot eğitimleri direkt savaş uçaklarıyla yapılmıyor. Uzun bir süreç olan bu eğitimlerin en önemli bileşenlerinden biri bu turboprop motorlu eğitim uçakları oluyor. Yani bütün büyük ve güçlü ordular bu uçakları kullanıyor. Türk Hava Kuvvetleri de bu iş için KT-1 uçaklarını kullanıyordu. Ama hem daha gelişmiş hem de daha fazla sayıda uçağa ihtiyacımız vardı. İşte 2006'daki sözleşme bu yüzden imzalandı. İlk kez bir insanlı uçağı Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı sertifikasyonu hedefiyle geliştirmeye başladık. Hürkuş'un ön tanımlama evresi Temmuz 2006. Kavramsal tasarım evresi Aralık 2006, Ön tasarım evresi Ağustos 2007 ve kritik tasarım evresi Nisan 2009'da tamamlandı. Bu arada KT-1'lerin Türkiye'de ortak üretimi için yapılan anlaşma filan da var ama o konuya girip videoyu gereksiz uzatmayalım. Hürkuş'un ilk uçar prototipi 2012 yılında hangardan çıktı. A konfigürasyonuna sahip uçağın yer ve taksi testleri tamamlandı. 2013 yılında ise ilk uçuş yapıldı ve 9500 fit irtifada 33 dakika havada kaldı. İkinci prototipin uçuş hemen önce 2013 yılında hava kuvvetleri komutanlığı. 15 adet Hürkuş temini için görüşmelere başladı ve 3 ay sonrasında Hürkuş B sözleşmesi imzalandı. Hürkuş'un esas önemli yönü kendi alanında sivil havacılık sertifikası alan ilk uçağımız olması. 2016 yılında EASA Hürkuş'u bir sürü teste tabi tuttu ve sertifika verildi. Böylece Hürkuş bütün Avrupa ülkelerinde güvenilir bir tasarım olarak kabul edildi ve uçma izni kazandı. Bu kısma kadar konumuz olan Hürkuş A ve B'nin yanında bir de silahlı versiyonu olan Hürkuş C var. Hür kuşçe pilot eğitiminin yanında farklı görev tanımlarına da sahip. Hafif taarruz ve silahlı keşif görevleri için de kullanılıyor. Üstelik bunu çok düşük maliyetle ve yüksek hassasiyetle yapabiliyor. Silah seçenekleri de etkili bir platform olmasını sağlıyor. Mini akıllı mühimmat, cirit lazer güdümlü füze, lazer umtas umtas güdümlü roket gibi milli mühimmatları kullanıyor. Bunların yanında genel maksat bombalarıyla 12.7 mm ve 20 mm top sistemlerini de taşıyabilecek kapasitede. Geçen ay TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil 12 adet Hürkuş C modelinin ihracata yakın olduğunu da duyurdu. Yani tam anlamıyla hizmete alınmadan talep oluştu bile. Bu bir açıdan Türk savunma sanayisinin artık güven vermeye başladığını da gösteriyor. Zaten ürettiğimiz platform da muadillerin arasında öne çıkıyor. Hürkuş'u rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri fırlatma koltuklarına sahip olması. Fırlatma koltukları sayesinde uçağın acil bir durumla karşılaşması halinde Pilotlar güvenle uçağı terk edebiliyor. Ayrıca uçakta 1600 beygir gücünde bir Pratt Whitney motoru kullanılıyor. Modern muadillerinde bulunan bütün özelliklere sahip Hürkuş A ve B'nin maksimum seyir hızları saatte 574 km. Yaklaşık 10 bin metre azami servis irtifaları var. 4 saat 15 dakika havada kalabiliyorlar ve maksimum menzilleri 1478 km. Tabi henüz Hürkuş C'nin bu özellikleriyle ilgili çok detaylı bilgi yok. Ama genel olarak özelliklerinin Hürkuş B'ye benzediği biliniyor. Özetle Hürkuş bizim eğitim ve hafif taarruz görevlerinde işimizi fazlasıyla görecek bir platform oldu. Bu proje bizim için iki önemli ilki barındırıyor. TUSAŞ'ın özgün olarak geliştirdiği ilk uçak ve ilk Türk sivil imalatı sertifikasına sahip proje Hürkuş. Hani başta bir savunma sanayi ürünü daha gelişmişinin önüne açar demiştim. İşte Hürkuş da inşallah çok daha gelişmiş sistemlerin ilk adımı olsun. Hürkuş'u üreten TUSAŞ, milli muharip uçağımızın da üreticisi olacak. İnşallah en kısa zamanda onun da hangardan çıkışı ile ilgili video hazırlamak nasip olur bana. Zaten F-35 projesinden çıkarılmamız milli savaş uçağımızın da hızlanmasını sağlayacaktır. Yani her işte bir hayır var. Kötü komşu bizi hep mal sahibi yapmaya devam etsin. Hürkuş havacılığımız için dev bir adımdı. Bunu milli muharip uçakla taçlandıracağımızdan hiç şüphem yok. Allah'a emanet olun.